Yeni bir deneye yolculuk aslında bakarsanız bizlerin bir kendini bulma yolculuğumuz. Biz her şeyi çok kolay buluyoruz, insanlara çok kolay yetişiyoruz, insanlara çok kolay yardım ediyoruz. Herkese dokunmakta zorlanmıyoruz ama bir tek dokunmakta zorlandığımız kişi var, kendimiz. Çünkü insanın kendisine dokunması çok acı verip yüzleşmeler getirebiliyor ya da bazen buna hazırlıklı olmayabiliyoruz. Onun için kaçıyoruz. Onun için yeni bene yolculukta bazen canımızı acıtarak, bazen içimizdeki çocuğu bırakarak, belki ona ebeveynlik ederek bir yolculuk hayal ediyoruz. Yaptığımız bu yolculuk aslında bir 3 günlük falan bir atölye çalışması, sizin de bildiğiniz gibi. Ve bu atölye çalışmasında bazen atalardan ve köklerden getirdiğimiz yüklerimizi ya da hediyelerimizi, aile dizimi dediğimiz ya da eğer bu bir şirket dizimiyle çıkartıyoruz. Ya da bazen bu getirdiğiniz önceki yaşımızın ya da erken çocukluk döneminin travmaları, etkileri ya da blokajları ise onlar üzerine çalışıyoruz. Burada bazen Gestalt tekniğiyle koçluk yapıyoruz. Bazen aile dizimi çalışmasını kullanıyoruz. Bazen regresyon uyguluyoruz. Çok açıkçası herkesi rahatlatan, herkesin içine dönmesini sağladığı güzel bir yolculuk oluyor. Ama ana temayı şöyle tanımlamak istedim. Aslında psikolog Edward Tauber der ki, insanlar eğer bir başka insanı belli şekillerde tanımlar ve bu doktrini ona devamlı tekrarlarsa o kişi ona dönüşür. Aslında psikolojide de Melton tarafından Wheeler'ın etkisi diye tanımlanan bir etki bu. Yani kendini yaratan kehanet. Bu çalışmada hedefimiz hani internette çok sık karşımıza çıkar. Kendini yontan bir heykel vardır. Alt kısmını yontarak taştan kendisini oyar o heykel. Aslında hedefimiz birazcık kendimizi oymak. Kendimizi oyup güzel içimizdeki o öze ulaşmak ve o özü ortaya koyarak birazcık daha dingin ve bilen bireyler olmak. İşle, evle, özel hayatla, aşkla ama ne yaparsa yapsın her şeyi sevgi ve aşkla yapan bireyler olmak. O yüzden hedef bu. İdeal yolculuk bazen biraz zahmetli olsa da sonuç güzel oluyor. Şirket dizimi şöyle bir şey Emel Hanım. Aslına bakarsanız aile dizimini biliyorsunuz. Aileden getirdiğimiz çeşitli farklı nosyonlar, yükler, hediyeler vesaire var. Ama bunlar zaman içerisinde aile bireylerinin diğer kişilere olan etkilerini ortaya koyuyor. Şirket diziminde ise yine şirketlerin de farklı farklı dinamikleri var. Şirketlerin dinamikleri neler? Şirketler ister kendilerini geliştirsinler, ister COVID'den biraz daha ileriye gitmeye çalışsınlar, isterse bizim veliaht koçluğu dediğimiz başlık altında yönetilmeye çalışsınlar, birazcık daha kendilerini büyütmeye ve vizyoner hedefler koymaya ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bu vizyoner hedefleri koymalarına rağmen ve ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen şirketlerini çok büyütemedikleri ya da istenilen marka bilinirliğine ulaştıramadıkları zamanlar oluyor. İşte bu noktada bu firmaların, bu kurumların tıkandığı noktaları ortaya çıkartmak, yeni CEO adayını bulmak, yeni CFO'sunu seçmek ya da nerede tıkandığını, marka bilinirliğinin neden iki firma arasında daha farklı algılandığını anlamak gibi şeyler için biz şirket dizimi dediğimiz çalışmayı uyguluyoruz. Evet, o da bir sistem konsolasyonu, sistem dizimi çünkü. O sistemi dengeye getirmeyen, sistemde bozulmasına sebep olan noktaları çıkartmaya çalışıyoruz. Bazen bu kişiler arasındaki farklı dinamiklerin hareket etmesiyle meydana gelebiliyor. Bazen de şirketin ta temellerinde kuruluş anından beri gelen farklı sıkıntılardan oluşulabiliyor. Kişiler genellikle yönetime sahiplerse ve liderlik sadece onların hayatta kalma amacına dönüştüyse 3. nesile, 2. nesile bunu teslim edemiyorlar. İşte orada da aslında yine dönüp şirket diziliğiyle bunun kök nedenini buluyoruz. Yani neden teslim edilemiyor, neden sadece buna sarılıyor bireyler de yeni gelen nesle sırasını vermekten imtina ediyor. Ya da onu verdiğinde şirketinin başına bir şey geleceği endişesini duyabiliyor. Çünkü o şirket onun için bebeği gibi. Kendisi kurmuş, kendisi büyütmüş ya da babasının kurduğu ve kendisine emanet edilen bir şey ve onu kimselere emanet edemiyor. İşte oradaki güvensizlik, güven eğrisine bakıyoruz. Şirket dizimi çok o nedenle hassas bir çalışma.
Ve bunları da çıkartabiliyoruz. Doğru insanın seçimi, şirketin nerelerde tıkandığı, nasıl büyütülebileceği gibi başlıklar şirket düzeniyle ortaya konabiliyor. Biraz uzun süren bir çalışma, bir atölye çalışması konunun tabii ağırlığına göre en az yarım gün sürebiliyor Emel Hanım. Ondan sonra da çözümlemeye gayret ediyoruz.